Türkiye'nin Ekonomi Televizyonu EkoTürk'ten herkese merhabalar. Kutay Korap ben. Kripto Para programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz iCrypex Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü bizlerle birlikte. Hoş geldin Beste. Hoş bulduk Kutay, günaydın. Günaydınlar. Yoğun bir şekilde başladık küresel piyasalara yeni haftada. Bu yoğunluk içerisinde sert satışlar takip ettik. Baktığımızda dün Avrupa'da işte bankacılık endeksi hisselerinde düşüşler gördük. Nasdaq'ta, Dow Jones'ta %3'ler civarında kayıplar. İşte ons gümüşe baktık %11, altında %3'leri aştı. Peki bu tabloda kripto paralardaki seyir neydi? Bu düşüşleri mesela kripto dünyası bir alım fırsatı olarak mı kullandı? Dünkü hareketliliği sen nasıl yorumlarsın? Şimdi tabii kripto paraları buradan sanki hani uzaydan inmiş gibi davranmamak gerekiyor. Çünkü baktığımız zaman S&P ile korelasyonu var. Ons altında ciddi bir korelasyonu var. Hatta S&P ile korelasyonu %50 civarındayken altında korelasyonu S&P'nin de üzerine çıkmış durumda. Yani bugün baktığımız zaman kripto paradaki fiyatlanmalar altından kopuk değil, hatta birebir neredeyse gitmeye başladı. Dolayısıyla şu anda insanlar da tekrardan bir satış dalgası, insanlar satış dalgası ile karşılaştı. Bu satış neden oldu diye düşünürsek, baktığımızda bu satış insanların ikinci dalga korkusundan kaynaklandı. Tekrardan İngiltere'de, Amerika'da izolasyon önlemleri konuşulmaya başlandı. Şimdi Mart ayına baktığımız zaman ilk pandeminin bu Avrupa'ya sıçradığı dönemde insanlar ne yaptı? Bir anda elinde ne var ne yok satmaya başladılar. Güvenli limanmış, riski varlıkmış. Hiç önemli değil. Yeter ki satayım, nakde geçeyim. Ben bunu hatta bir ara şey dedim. Bunlar şey, kefen parası diye. Aynen, direkt öyle yani. Hani nakdi yaratayım da nereden yaratırsam yaratayım. Altın aynen falan hiçbir ürün grubunu tanımadan satışlar gerçekleşmişti. İşte kimi noktalarda araştırma raporlarında stop loss'ların çalıştığı gibi seyirlerden bahsedildi. Dün o zaman kripto tarafında da benzer bir hamle gördük ama bunları bir alım fırsatı olarak mı okudu kripto tarafında? Yani bugün nasıldı? Bugün baktığımızda bugün biraz daha durgun bir piyasa var. Yani dünkü kayıplarını toparlamaya çalışıyor ama zayıf. Yani dün mesela Bitcoin vadelileri önemli teknik seviyeler kırdı. Baktığımız zaman yine Amerikan vadelileri ve Avrupa'da sert satışlar vardı. Japonya tarafı zaten tatil. Ama hani biraz daha bir toparlanma isteği olsa da bence henüz daha bunu teyit etmek için biraz daha erken. En azından önümüzdeki iki günü de görmek gerekiyor. Çünkü Japonya'yı tatil diyorum. Çünkü Asya tarafında Japonya, Kore ve Çin kripto para piyasasında çok önemli alıcılar. Evet. Kripto parayı konuşuyorsak bu yayında. O yüzden en azından bir iki gün daha bekleyip hacmin yerine gelmesini en azından görmeliyiz. Bir yandan da dediğim gibi altın onsunu takip edip gözümüzün bir ucu da S&P'ye bakmalı. Gözümüzün bir ucu da S&P'ye bakmalı. Şimdi birkaç tane haber başlığımız var. Fiyatlamaları öncesinde bir girizgah yaptıktan sonra bazı benim gözüme çarpan güzel haberler, senin de derlemiş olduğum bu haberler üzerinden sohbetimize devam etmek istiyorum. İlk haber, ya zaten kripto kullanımında Orta Doğu lideri Türkiye. Şimdi bu haberimizin başlığı. Ama detaylarını ben merak ediyorum. Evet, yani bizde hani sanki bu kripto parayı Türk halkı sevdi, bir ilgi duydu. Ama ben sana şunu sormak istiyorum. Hani diğer ülkelere göre ilgi duymamız, en azından Orta Doğu'da lideriymişiz bu kripto paralarda ama bilgi anlamında ne noktadayız? Bir de onu da sana sormak isterim. Çünkü sana gelen sorulardan da 3 aşağı 5 yukarı belki finansal okuryazarlığı kripto paralar nezdinde öngörebiliyorsundur. Ne dersin? Hem lider olmamızı hem de bilgi noktasını. Şimdi lider olmamızı senin sözünde bırakıyorum. Evet, Orta Doğu'nun lideriyiz. Ama Orta Doğu'nun sıralamasına baktığımızda sondan ikinci. Yani öyle bir durum da var. Evet, sondan ikinci lider. Ben evet, bakayım dünyada Orta Doğu bölgesi Afrika'dan sonra geliyor. Evet. Aynen, dolayısıyla şu anda baktığımız zaman Orta Doğu'da birinciyiz ama Orta Doğu piyasa bazında sondan ikinci. Fakat şöyle bir durum da var. Yani Türkiye'de gerçekten ciddi bir ilgi var. Fakat bu ilgi henüz işlem hacmine dönmediği için biz Orta Doğu'yu da o aşağıdaki klasmandan koparıp götüremiyoruz. Halbuki baktığımız zaman Türk halkının finans piyasalarına olan ilgisiyle beraber kripto paraların ileriki dönemlerde zaten çok ciddi bir ben ilme kazanacağını düşünüyorum. Şöyle bir baktığımız zaman
yakın komşumuz İran'da ciddi değişimler var. Hı hı. Ve yarın bir gün şunu söyleyebilirim. İran Havalimanı'nda Bitcoin ATM'leri görmeye başlayacağız. Geçen gün şeyde kapalı çarşıda pazar yürüyüşü yapıyordum. Gerçi hı hı. kapalıydı, o yüzden dışarıdan dolaşmak zorunda kaldım. Mesela orada bir Bitcoin store gördüm. Hı hı. Zaten kapalı çarşının Bitcoin hacmi duyuyoruz, yani duyumlarımıza göre giderek artarak devam hı hı. ediyor. Baktığımız zaman Türkiye'de yaklaşık 70 tane kurulu borsa var. Günden güne hacimlerin arttığı, reklamlarının çoğaldığı ve orada burada lansmanlarını görmeye hı hı. başlıyoruz. Yani şu anda Türkiye kripto para için çok hazır bir piyasa ve ciddi hı hı. anlamda yatırımcılar da hane halkı da ciddi manada merak ettiği bir konu gerçekten. Merak ettiği konu başlıkları arasında. Mesela bir diğer haberimize bakarsak, haberlerle ilerlemek gerekirse, yeni açılan Bitcoin cüzdanları son 2 yılın zirvesine ulaştı. Evet. Yani aslında bu da dünya genelinde de bir talebin arttığını gösteriyor herhalde. Baktığımda ben aktif işlem rakamlarında da kripto para dünyasında yine bir artış gördüğümü takip etmiştim son haber başlıklarında. Sadece bu işte Borsa İstanbul'da dediğimiz gibi 488 bin yeni yatırımcı borsa nezdinde geliyorken diğer alternatif yatırım araçlarına da talebin devam ettiğini görüyoruz. Ne dersin? Şimdi cüzdan sayısı tabii ne anlama geliyor? Hemen kısaca ondan bahsetmek istiyorum. Siz bugün kripto para işlemi yapmak istiyorsanız aynı nasıl bir hisse senedi ya da FX işlemi yaparcasına hesap açıyorsanız burada da kendinize ait eşi benzeri olmayan bir şifreyle kodlanmış bir cüzdanınız mevcut. Bu cüzdanda dünyanın her yerine anlık transferler gerçekleştirebiliyorsunuz. Ve yurt dışında bir borsada hemen, hatta internetten açabileceğiniz bir hesapla o hesabınızla aktarımlar gerçekleştirebiliyorsunuz. Dolayısıyla kripto parayı aslında cazip kılan en büyük özelliği de bu kolay eşsiz bir cüzdan oluşturmanız ve anlık transferler dünyanın her yerine gönderebilmeniz. O yüzden cüzdan hesaplarında, cüzdan sayılarındaki artış insanların artık daha fazla kripto paraya ilgi duyduğunu, özellikle farklı ülkeler nezdinde olabilir ya da yeni katılımcılar olabilir. Ciddi anlamda kripto piyasasının pastasının dünyadaki finansal piyasa içerisinde o payını genişlettiğini işaret ediyor. Evet, mesela şimdi ödemeler noktasında da artık tercihlerin biraz daha kripto paralar nezdine kaydığını da haber başlıklarında okuyoruz. Mesela Avrupa Birliği kripto varlık kullanımını arttıracağını ve çalışmalarını 2024'te tamamlaması beklenildiğini paylaşmışlar. Böylece aslında koronavirüs etkisiyle birlikte de bu tarz alternatif yatırım araçlarına da şey anlamında, ödemeler noktasındaki alternatiflerde eğilimin çok daha arttığını görüyoruz. İşte geçen programda da seninle konuşmuştuk. Kağıt para kullanımının oldukça azaldığını, artık sistemin biraz daha sanki bu tarafa doğru kaydığını mı görüyoruz? Ne dersin? Tabii şimdi baktığımız zaman aslında hani dijital parayla kripto parayı ayırıyoruz ama hani bir baktığımızda Bitcoin de aslında bir dijital para sayılabilir. Yani özellikle bu virüs döneminde işte biraz daha hijyenik koşullardan dolayı biz kağıt para kullanımını bıraktık. Evet. Zaten baktığımızda yani 97-98 yıllarında özellikle Türkiye'de kredi kartı kullanımı yaygınlaşmaya başladı. 2000'den sonraki o kredi genişlemesi, işte bankaların banka regülasyonları, ardından kredi genişlemesi derken 2004-2005 yıllarında kredi kartı kullanımı ciddi bir seviyeye gelmişti. Şimdi baktığımızda ise yine aynı dönüşümü kripto parada görmeye başladık. Şimdi kağıt para kullanmamaya başladık. İşte kredi kartlarında dokunmatik yapıyoruz ama o elimiz yine bir kredi kartına değiyor. Baktığımızda işte telefondan bir okutalım diyoruz. Telefonda bakıyoruz, o da ayrı bir hijyenik bir sıkıntılı. Dolayısıyla ne yapıyor? Para sürekli bir şekilde kendisine bir çözüm ya da bir bahane diyelim ya da bir neden diyelim biz buna. Bir neden bularak bir şekilde bu değişimi ayak uyduruyor. O yüzden şu anda kripto paralardaki kullanım miktarı, onun kullanım alışkanlıkları da gitgide biz fark etsek de fark etmesek de hayatımıza işliyor. Bugün perdeciden hırdavatçıya kadar Türkiye'de kripto parayla ödeme kabul eden yerler var. Ha, bunu reklam olarak yapıyorlardır. Gerçekten kabul ediyor mu etmiyor mu bilemiyorum. Ama bunun reklamıyla çıkıyorsa bir şekilde bir altyapısı vardır. Belki bugün reklamı çıkar diyorsun, yarın sistemi gelir. Gelsene perde almaya gidelim. Bitcoin alabiliyor muyuz hafta sonu? Yani bakalım, bazı ödemeler vardı. Ben çünkü şeyi de hatırlıyorum. İlk ödeme galiba pizza hikayesi var. Böyle başlıyor yani sistem, sonra çok daha hızlanıyor. Şimdi mesela farklı kripto paralar da duyuyoruz. Belki ben hani çok bilinendir, ben bilmiyorumdur. O yüzden senden rica edeceğim. Tether. Piyasa değeri 15 milyar doları aştı. Nedir bu? Hani diğerlerinden farkı nedir? Biraz da aydınlatırsam 5 yılda 5 milyar piyasa değerinden
15 milyarlık piyasa değerine, yani yılda 2 milyar dolarlık bir piyasa değeri katan üründen bahsediyoruz. Nedir, ne değildir? Bir de bunu dinleyebiliriz. Şimdi şöyle, 5 milyar piyasa değerine 5 yılda, 5 milyardan 10 milyara 102 günde, 10 milyardan 15 milyara da 54 günde ulaştı. Hı hı, dehşet rakamlar. Yani aynen, ilk 5 milyarlık kazancı 5 yılda yaparken son 5 milyarlık ek kazancı 54 günde yapmış, hı hı, bulunmakta. Şimdi Tether'e aslında bizim burada ayrı bir konu oluşturmamız gerekiyor. Aslında gerçekten bak, bu programı, hı, da yapabiliriz. Çünkü Tether'in ismi, yani Tether'in genel ismi stable coin'dir. Hı hı. Sabit coin'dir. Tether'in fiyatı değişmez. Bir Tether her zaman 1 dolardır. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Eskiden, daha doğrusu eskiden derken bundan birkaç yıl önce, hatta, hı hı, birkaç ay öncesine kadar insanlar şunu söylüyordu. Dolar convertible bir para birimi. Hı hı. Peki Bitcoin convertible edilebiliyor mu? Ya da biz Bitcoin'i neyle convertible edeceğiz? Biz Bitcoin'i convert ederken burada, hı hı, bir kaybımız söz konusu olacak mı? Şunu söylüyorum. 1 dolar bir Tether. Hı hı. Bu her zaman böyle olacak. Peki o zaman bir stable coin varsa, bir sabit bir coin varsa, hı hı, burada, o zaman bizim convertible etmemizde bir sorun teşkil eder mi ileriki günlerde? Neticede, hı, nereye gitseniz siz her yerde o Tether'i bozuyorsunuz. Hı hı. Ve o Tether'den ne zaman dolara ya da nakde geçmek isterseniz ya da Japon yenine geçmek isterseniz ne yapıyorsunuz? Önce bir Tether eşittir bir dolardan bozdunuz. Ardından her yerde gördüğünüz dolar yen kurundan tekrardan yene, işte Endonezya rupisine, Türk lirasına, neyse, istediğiniz yere etmesi geçebiliyorsunuz. Hı. O yüzden o Tether aslında gerçekten ileride belki de Bitcoin'den, Ethereum'dan çok daha fazla işlevsellik görebilecek bir para birimi veyahut da bir değişim aracı. Değişim aracı. Mesela son 4 dakikaya girdik. 2 tane grafiğimiz var. Bir de bu grafikleri seninle değerlendirmek isterim. Bir önceki fiyatlamalara bakalım. Bugün kripto paralarda tablo ne durumda? Bu tarafı detaylandıralım. Ardından grafiklerimizle analizimize başlayacağız. Son 3,5 dakikalık süre zarfı içerisinde. Bitcoin 10.379 dolar seviyelerinden işlem geçiyor. %1'in üzerinde bir değer kaybı var. TL bazlı 79.588 TL işaret ediyor. Litecoin 43 dolar, %1,5'luk kayıp. Ethereum ise %3'lük kayıplara ulaştı neredeyse. 360 dolar. Ripple ise 23 centten işlem geçmekte diyelim. Ve grafiklerimizle analizimize başlayalım. İlk grafiğimizde Beste Naz'dan yorumları almaya çalışalım. Beste, direkt söz sende. Grafikler senin grafiklerin. Nelere dikkat etmeliyiz? Sen aktar lütfen. Şimdi Kutay, bu Ethereum dolar, hı-hı, grafiği. Geçtiğimiz hafta Ethereum'da yaptığımız yayınlarda tam olarak şu kanal içerisindeydik. Hı-hı. Fakat bu kanalın tepesini gördükten sonra zaten yavaş yavaş şuralara gelmiştik. Muhtemelen 300-320 dolarlara gelebileceğimizden bahsetmiştik. Nitekim baktığımızda şurası 350 doları aşağıya kırmamızla beraber hazır şurada göstereyim kırmızı halkalarla, çift tepe formasyonu meydana geldi. Bu çift tepeyi kırmamızla beraber yaklaşık 25 dolarlık bir marj vardı. Tam olarak şu noktalara kadar gelmiş bulundu. Bak, burada gördüğümüz gibi hedefimize ulaştık. Neyin? Çift tepenin hedefine ulaştık. Hı. Fakat kaçırmamamız gereken nokta şu yeşil trendin aşağısına indik. Dolayısıyla buradaki düzeltme daha önce 324 dolarlara kadar gelmiş. O yüzden bu düzeltmenin devamında 324, hı hı, dolarlara sarkma ihtimali oldukça yüksek. Hatta ve hatta bu şekilde gidersek, ki zaten şurada baktığımız zaman MACD'miz de biraz daha, hı hı, aşağı inelim şöyle. Evet. MACD'miz de burada sat kısmına geçmiş. Sinyalimiz satı sıfır hattını aşağı keserek sat sinyali vermiş. Dolayısıyla 324'ün aşağısı doğru sarkmalarda da ana düzeltme trendimiz olan 306-305 dolar, yani şu mavinin yukarı seviyelerine doğru, tam olarak şöyle göstereyim gelsin, şuralara doğru. Ethereum dolar grafiğinde önümüzdeki belki de programda buraları görebilir. Belki de buralardan sekmiş veyahut da biraz daha artık aşağılık konuşmaya başlayabiliriz. Evet. Ama kısa hedefimiz 306-305 dolar, 325'in aşağısı. Son 2 dakikaya girdik. Bir de Bitcoin grafiğimiz var. Bir de Bitcoin'in bir analizine bakalım. Burada nelere dikkat etmeliyiz? Bu tarafı da değerlendirmeye çalışalım. Bitcoin için ne dersin Beste? Orada da baktığımızda desteğe yaklaşan bir fiyatlama var galiba. Evet. Şimdi tabii bu buradan bir ok çıkarmışız. Bu ok neydi? Omuz baş omuzun hedefinin tamamlandığı ve trendine değdiği yerde. Şimdi ise bu oku tam olarak buraya taşıyoruz. Çünkü Bitcoin şu anda 10.300 dolarlarda geziniyor. Yaklaşık şuraya baktığımız zaman da
10.150 dolar seviyesi tekabül ediyor. Biraz daha toparlanma isteği var ya şu anda Bitcoin'de. İşte bu tam olarak Mayıs'tan itibaren oluşan bu trendine, bu trendi deyip buradan toparlanma isteği. Yatırımcılar burada bir psikolojik olarak bir destek oluşturdukları, gördükleri için bu desteği psikolojik olarak da etkileniyorlar. Dolayısıyla 10.150 seviyesi Bitcoin'de eğer tutunabilirsek burada tekrardan 10.800 ve 11.200 seviyene doğru hareketlilik görebiliriz. Ama dediğim gibi şu anda kripto paralardaki bu zayıflık nedeniyle portföyünüzde eğer kripto para bulunduruyorsanız veyahut da almak için bir porsiyon ayırdıysanız buralardan denenebilir ama biraz daha azaltmak lazım. Çünkü şu anda dünya genelinde bir pandemi, izolasyon korkusu olduğu için ne alsanız muhtemelen yüksek oranda aldığınız maliyetin aşağısına inme potansiyeline sahip. Sadece kripto paralar değil, emtialar, güvenli liman altın, S&P, Nasdaq, diğer tüm borsalar aynı şekilde bu izolasyon korkusunu yaşıyor maalesef. Evet, Bestenaz çok teşekkür ederiz değerli yorumlarından dolayı. iCrypex Araştırma Müdürü Bestenaz Süllü bizlerle birlikteydi. Bugünlük de kripto paranın sonuna geldik. Kısa bir ara gidelim. Aradan sonra yayınlarımız kaldığı yerden devam edecek.